İyi günler değerli basın mensupları. Dün partimizin 95. kuruluş yıl dönümünü kutladık. Gerçekten de önemli etkinliklerimiz vardı. Bu etkinliklerimiz önümüzdeki günlerde de devam edecek. Bu vesileyle kurucu genel başkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük iki eserimden biridir dediği ve yeni bir devlet kuran partimizin, cumhuriyetimizin, demokrasimizin ve bize oy versin vermesin, halkımızın tamamının yaşam biçiminin güvencesi olmaya devam edeceği yönündeki kararlılığımızın altını bir kez daha çizmek istiyorum. Dün aynı zamanda İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun ve savaş alanlarında milli mücadelenin tamamlanmasının da 96. yıl dönümüydü. Bu vesileyle önderimiz Başkomutan Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere bu toprakları bize vatan yapan tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle ve minnetle bir defa daha huzurlarınızda anmak istiyorum. Bugün yaptığımız Merkez Yürütme Kurulu MYK toplantımızın gündeminde şu konular vardı. Ekonomideki son gelişmeleri ele aldık. Dış politikadaki gelişmeleri ele aldık. Sosyal gelişmeler üzerinde durduk. Ekonomi masasının Ziraat Odaları Birliği'ne yaptığı ziyaret konusunda bilgi verdik, bilgi aldık. Eğitim başlıyor. Bugün birinci sınıflar eğitime başlıyor. Bu konudaki sorunlar üzerinde durduk ve tabii ki her zaman olduğu gibi idari konuları da ele aldık. İlk önce eğitimle ilgili söyleyeceklerimi söyleyeyim. Eğitimde birinci sınıflar bu sabah sınıflarına girdiler. Ben bütün çocuklarımıza zihin açıklığı diliyorum. Başarılar diliyorum. Ama bir konuyu da burada huzurlarınızda gündeme getirmek istiyorum. Partimize bu kayıt paralarının, resmi okullarda kayıt paralarının devam ettiğine dönük ciddi şikayetler ulaşıyor. Bu şikayetleri burada huzurlarınızda dile getiriyor. İktidarın bu konuda önlem almasını bekliyoruz. Bu hafta yine ekonomide aspirin tedavisinin devam ettiğini görüyoruz. Hala ortada milleti rahatlatacak, yangını söndürecek bir program yok. Geçtiğimiz hafta enflasyon rakamlarının açıklanmasından sonra damat Hazine ve Maliye Bakanı maliyet şokları sonrası kısa vadede geçici artış normal derken Merkez Bankası son dönemde enflasyon görünümüne ilişkin gelişmeler fiyat istikrarı açısından önemli risklere işaret etmektedir. Merkez Bankası fiyat istikrarını desteklemek amacıyla gerekli tepkiyi verecektir demişti. Enflasyon rekor kırdı. Mutfaklarda yangın var. Ama her şey yolunda. Para kurulu toplantısı hala bekleniyor. Ayın 13'üne kadar demek ki normal zamanı bekleyeceğiz. Merkez Bankası'nın bu normal zamanda para kurulu toplantısını yapmayı bekliyorlar. Millete 24 Haziran öncesi ne dendi? Bunu bir hatırlayalım değerli basın mensupları. 24'ünde siz bu kardeşinize yetkiyi verin. Ondan sonra bu faizde şunla bunla nasıl uğraşılır göreceksiniz. Bu dendi. Millet size yetkiyi verdi. Enflasyon hortladı. Faiz patladı. Türk lirasının değeri serbest düşüşe geçti. Sizden tık yok arkadaşlar. Yani siz yeni yerli ve milli içeceklerinizi, ejder meyveli smoothie'yi, Starex meyvesi eşliğinde aloe vera'yı, liçi meyvesi eşliğinde efulilerinizi yudumlarken millete aspirin yutturmaya devam ediyorsunuz. Öte yandan Suriye'de yeniden yükselen ateş ve bu ateşin tetikleyeceği yeni bir göç dalgasıyla yükselecek ciddi güvenlik sorunlarımız var. Bu konuyla ilgili geçtiğimiz hafta dış ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcımız gerçekten dört başı mamur bir açıklama yaptı. Bu açıklamayı da bir kere daha burada hatırlatmak istiyorum. Ama şimdi bakıyoruz bununla ilgili yurt dışında toplantılar yapılıyor. İran'a gittiler, Tahran'a. Resmi toplantıda bir de baktık.
Damat, evlat, aile boyu katılım sağlanmış. Bir tek damat beyin bir çantacı danışmanı var. Eski çanta işlerini yapan bir danışmanı var. O unutulmuş. Londra'dan, New York'tan borç bulamazsak Çin'den, Katar'dan alırız demeler. Aile boyu ziyaretler, el sıkışmalar, şaşa debdebe, bunların bildiği bir tek bu arkadaşlar. Sadece konuşuyorlar. Dış güçler şunlar bunlar. Ekonomiyi gereği gibi tahkim etseydiniz. Oyalamacılık, lafçılık, rantçılık yapmak yerine ekonominin bünyesini güçlendirseydiniz, elin oğlu bize böyle kafa tutabilir miydi? Dış düşman, dış düşman diyorsunuz ama yurt içine bir türlü geldiğiniz yok. Hep yurt dışındasınız. Bir defacık Türkiye'nin temel meseleleri nedir? Nereden ileri geliyor? Nasıl çözeceğiz? Ehil, uzman insanlarla ciddi bir istişare yaptınız mı? Bu meselelere fikir yordunuz mu? Bundan dolayıdır ki bugün bu sıkıntıları çekiyoruz. Siz beceremiyorsanız Meclis Başkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni tatilden çağırsın. Bu işi birlikte yapalım. Millete dayatılan bu ucube rejimle beraber Türkiye hızla bir çadır devleti, Orta Doğu'nun modası geçmiş, başarısız devletler ligine düşmüş, hanedan devletleri görünümüne bürünüyor. Tek adam rejimi başlayalı daha 2 ay geçti. Milletin sırtındaki yükünüz artık taşınamaz hale geldi. Değerli basın mensupları, son dönemde eski AKP'li vekillerin 6 tanesini rektör yaptılar. Daha önce de 6 tanesi büyükelçi olmuştu. Bunlar kamuoyuna yansıdı. Ayrıca yine AKP'li vekillerin akrabalarının ve diplomasıyla ilgili olmayan iktidar partisine sadık bürokratların büyükelçilik gibi son derece kritik görevlere atanması da liyakatin tamamen yok olduğunu gösteriyor. Türkiye'yi bugüne kadar ciddi bir devlet kurumu, bir devlet yapan kurumları, kuralları olmuştur. Bir devleti ayakta tutan, liyakat sahibi, akılcı esaslara göre işleyen bürokrasidir. Kurumlarıdır, gelenekleridir, görenekleridir. Ancak bugün bürokrasimiz Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle alt üst edilmiştir. Kurumlar keyfi biçimde kesilip biçilmekte ve felç edilmektedir. Yılların kurumsal birikimi ve kültürü bir gecede sıfırlanmaktadır. Memurlar oradan oraya savrulmakta, yılların uzmanlığı ve tecrübesi yok sayılmaktadır. Şu anda başbakanlık uzmanları, devlet arşivleri uzmanları ve diğer pek çok kurumdaki uzmanlar tecrübe ve uzmanlık konularıyla alakasız işlerde görevlendirilmektedirler. Bu çerçevede benim de içinden yetiştiğim Devlet Planlama Teşkilatı ve onun devamı olan Kalkınma Bakanlığı'ndaki gelişmelere de kısaca değinmek istiyorum. Cumhurbaşkanlığı sistemiyle beraber Kalkınma Bakanlığı kapatılmış, Cumhurbaşkanlığına bağlı Strateji ve Bütçe Başkanlığı isimli yeni bir kurum oluşturulmuştur. Görevi plan, program, strateji hazırlamak olan bu yeni kurumdan bölgesel kalkınma planlarını hazırlayacak birimler koparılmış ve Sanayi Bakanlığı'na bağlanmıştır. Bölgesel boyutu olmayan kalkınma planları olmaz arkadaşlar. Bunun ne kadar yanlış olduğunu önümüzdeki dönemde göreceğiz. İkinci bir yanlış, Kalkınma Bakanlığı kapatılırken çoğunu da yakından tanıdığım 130 civarındaki tecrübeli uzman ve memur devlet personel başkanlığındaki havuza atılmıştır. Bu havuza atılan uzmanlar arasında 2001 krizini görmüş, bu konularda ciddi mesailer yapmış insanlar da vardır. Yine doktoralı, devlet tarafından yurt dışında yüksek lisans yaptırılmış pek çok kıymetli kurumuyla bağ koparılmıştır. Bugün aspirin tedavisi yerine vatandaşın derdine derman olacak bir program yapamıyorsak, bunun bir nedeni de yıllardır bu programları yapan kurumların hercümerc edilmesidir. Şu anda bu programları yapacak uzmanları bulmakta zorlanıyorlar. Değerli basın mensupları, Türkiye'de
son dönemde önemli bir beşeri sermaye kaybının yaşandığını görüyoruz. Geçtiğimiz hafta TÜİK önemli bir istatistik açıkladı. TÜİK'in açıkladığı uluslararası göç istatistiklerine göre 2016'da Türkiye'den yabancı ülkelere göç eden vatandaşlarımızın sayısı 69.326 iken aynı sayı geçtiğimiz yıl yani 2017 yılında %63,5 artmış ve 113.326 kişiye çıkmış. Özellikle iyi yetişmiş gençlerimizin Türkiye'den umudunu kesip yurt dışına kendine hayat kurmaya çalıştığına dönük hikayelerin anlatıldığı bu günlerde TÜİK'in açıkladığı göç rakamlarının üzerinde ciddiyetle düşünmemiz gerekiyor. Türkiye ve siyaset gençlerine yeniden umut vermek zorundadır. Gençlerimize umut ise daha çok demokrasi, daha çok hak ve özgürlük, güçlü ve istikrarlı bir ekonomi ve kimseyi dışlamayan sayıcı bir devlet yönetimiyle verilebilir. Değerli basın mensupları, bugün 2018 yılının ikinci 3 aylık dönemindeki büyüme rakamı açıklandı. Bu dönemde büyüme %5,2 olmuş. Burada bir hususu dikkatlerinize sunmakta yarar görüyorum. Bu büyüme rakamı 24 Haziran 2018 seçimleri öncesinde ekonominin kredi garanti fonlarıyla, bütçe harcamalarıyla, sıcak parayla hormonlandığı bir dönemde gerçekleşti. Bütün bunlara rağmen bu kadar desteğe, bu kadar itici unsurlara rağmen mevsim ve takvim etkilerinden arındırıldığında büyüme %0,9 olmuş. Yine benim bu büyüme rakamları ile ilgili dikkatimi çeken bir başka husus da şu oldu. Gayri safi yurt içi katma değer içinde geçtiğim 2017'nin birinci çeyreğinde %39 olan ücretlilerin payı bu yılın birinci çeyreğinde %36'ya düşmüş. Bu ücretlilerin çok ciddi şekilde sıkıntıya doğru gitmekte olduğunu gösteriyor. Yani bir yılda 3 puanlık bir düşme gerçekten önemli. Buna karşılık karların payı artmış. Hangi karların payı artmış diye şöyle bir genelde baktığımda, sektörler itibariyle büyümelere baktığımda bankacılık finans sektörünün çok ciddi bir büyüme gösterdiğini görüyorum. Demek ki hani bir oy verin de faizle nasıl mücadele edilir diyenler o seçimden önce bu bankacılık sektörünün karlarının artmasına göz yummuşlar. Buna karşılık ücretlerinin payının ciddi şekilde gerilemesine politikalarıyla yol açmışlar. Değerli basın mensupları, şimdi yine bugün madem 24 Haziran öncesine dönüyoruz, bir konuyu burada bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim beyannamesini açıkladığı gün ne dedi arkadaşlar? 25 Mayıs'ta polislerimizin, öğretmenlerimizin, hemşirelerimizin, din görevlilerimizin ve diğer idarecilerimizin emeklilik ek göstergelerini 3600'e çıkaracağız dedi. Nerede arkadaşlar? 100 günlük eylem planında bunu göremedik. Köprüleri gördük, yolları gördük, kanalları gördük ama 100 günlük eylem planında çalışanlarımıza dönük, çalışanlarımızın özlük haklarına dönük bu düzenleme ile ilgili herhangi bir açıklama görmedik. Ha diyeceksiniz ki meclis tatildeydi, meclisin açılması bek öyle değil. 25 Haziran'dan sonra meclis açıktı. Torba yasalar da çıktı. Dolayısıyla arkadaşlar önümüzdeki dönemde mutlaka bunun takipçisi olacağız. Bir diğer önemli kolu bence geçtiğimiz hafta da önemini korudu. Bugün de bence önemini koruyor. Bu Halk Bankası meselesidir. Halk Bankası'ndaki yanlış kur olayı ile ilgili olarak bağımsız denetimin şart olduğunu söylemiştim. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
İkinci defa bir denetim yapmak üzere bankaya gitmiş. Tamam. Ama bu yetmez. Mutlaka bu konunun bağımsız denetim kuruluşları tarafından denetlenmesi, kamuoyunun vicdanının rahatlatılması gerekir. Olay hafif değildir. Millet inim inim inlerken gece vakti yarım saatte binlerce kişi kimden haber alıp da ucuz döviz aldı, bunu bulmak gerekir. Dolayısıyla bu konuyla ilgili olarak bir meclis araştırması da mutlaka vereceğiz değerli basın mensupları. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Sizlerin sorusu varsa soruları alayım. Buyurun. Kendinizi tanıtırsanız lütfen. Ankara Sosyal Medya Sokakları Sesi Can Özden. Efendim, yeni çıkan bir torba yasayla 533 kanunda hazine gelirlerinin tek adama bağlanması ve belediyelerle ortak ittifaklar hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu bilgi hakkında birazcık açıklık getirebilir misiniz? Şimdi şöyle değerli basın mensupları, benim görebildiğim kadarıyla Cumhurbaşkanlığı geçtiğimiz haftalarda bir tek hesap uygulamasına geçti ve kamunun tüm gelirlerini tek bir hesapta toplayıp o hesaptan da harcamaların yapılmasını öngördü. Bununla ilgili olarak kapsamda yanlış hatırlamıyorsam ilk çıkarılan kararnamede belediye de vardı, belediyeler de vardı. Ama sonra çıkarılan tebliğlerde belediyelerle ilgili düzenleme yer almadı. Şimdi özellikle yerel yönetim birimleri olan belediyelerin hesaplarının merkezden yani Ankara'dan yönetilmesi belediye fikrine aykırı bir olay. Belediyeyi niye kuruyorsunuz? Yereldeki tercihleri yakalasın diye. Ona göre de harcama yapsın diye. Siz tutup ben belediyenin ne harcayacağını sen bilmezsin. Ankara Belediyesi'nin ne harcaması gerektiğini sen bilmezsin ya da Tekirdağ Belediyesi'nin ne harcaması gerektiğini sen bilmezsin. Ben Ankara'da Maliye Bakanlığı'ndaki odamdan bunu daha iyi bilirim diyorsanız bunun demokrasiyle, yerelleşmeyle, yerel demokrasiyle bağdaşır hiçbir yanı yoktur arkadaşlar. Bu konuyla ilgili olarak gerekli yani bu kanun bu şekilde uygulanmasının iptal edilmesiyle ilgili olarak gerekli müracaatlarımızı yapacağız. Bu düzenlemenin kanun demeyeyim de. Evet. Bunu hocası Gülsen Sudaker. Yerelsi için çalışmaları çerçevesinde son durum hakkında bilgi verebilir misiniz? Bugünkü toplantıda herhangi bir yeni çerçeve çizilir. Arkadaşlar cuma günü o konuda toplantı yaptık. Bugünkü toplantıda artık o cuma günkü toplantıda çizilen yol haritası üzerinden ilgili arkadaşlarımız çalışmalarına devam ediyorlar. Dolayısıyla bugün gündemimizde, bugünkü toplantımızda daha çok size bahsettiğim konular vardı, açıkladığım konular vardı. Evet. Kemal Aktaş Fuchs. Efendim bu ikinci çeyrek rakamlarının hormonlu rakamlar olduğunu söylediniz. Yani büyüdüğün hormonlu olduğunu söylediniz. Şimdi bundan sonraki süreçte ne olacak? Yani üçüncü çeyrek, dördüncü çeyrek. Buna geçip öngörünüz nedir? Bunu öğrenmek isterim. Yine Halkbank'ın dışında yeni bir bankanın daha saldırıya, siber saldırıya uğradığı iddia ediliyor ya da böyle ifade ediyor yöneticiler tarafından. Bu mevduat sahipleri açısından bir risk mi? Bankacılık sektör açısından bakıldığında yeni tehlikeler mümkün mü? Bunlara yanıtınızı rica ediyorum. Evet, sizin sorularınıza yanıt vermeden önce biraz önce değinmediğim, yani girişte değindiğim ama detayına değinmediğim bir konuya değinmek istiyorum. Ekonomi masası geçtiğimiz hafta sonunda Ziraat Odaları Birliği'ni ziyaret etti. Tarımla ilgili görüş alışverişinde bulundu. Buradan çıkan değerlendirmelerde gübre, ilaç, tohum gibi girdilerin fiyatları büyük bir hızla artarken ürün fiyatlarının bunlara eşlik etmediğini ve önümüzdeki dönemde gerek üretim, gerek verim
gerek kalite konusunda ciddi düşüşlerin yaşanabileceğinin değerlendirildiğini anlattı arkadaşlarımız. Bu arada çiftçinin devletten alacağının 100 milyar liraya ulaştığı, yani bu kanunda yapılan düzenleme nedeniyle alamadığı paraların 100 milyar Türk lirasına ulaştığı, ama buna karşılık çiftçinin de bankalara 106 milyar Türk lirası borcu bulunduğu ortaya çıktı. Bu yem fiyatlarıyla artık hayvancılık yapmanın son derece güç olduğu yine tespit edildi. Bunun dışında bu kışın oldukça zor geçeceği, un fabrikalarının kapanmakta olduğu konusunda bir takım değerlendirmeleri arkadaşlarımız, tarımla ilgili genel başkan yardım, tarım politikaları ile ilgili genel başkan yardımcımız yaptı. Son olarak da bu süreç böyle devam ederse ciddi bir gıda kriziyle de karşı karşıya kalabileceğimiz yönünde bir uyarıda da bulundular. Şimdi Halk Bankası gibi bir başka bankanın, daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Bugün dünyanın tüm ülkelerinde bankacılık düzenleme denetleme kurumlarının bir diğer görevi de bu siber saldırılarla ilgili düzenleyici ve denetleyici çerçeveleri tespit etmek ve güçlendirmektir. Bu çerçevede gerekli önlemlerin alınması, tabii ki biraz önce söylediğiniz gibi mudilerin güvenle mevduatlarını yatırıp çekebilmeleri bakımından önem taşımaktadır. Bunun da ben Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun tarafından yerine getirildiğini düşünüyorum. Bir soru daha sormuştunuz, onu tekrarla. Evet. Büyüme rakamları ile ilgili olarak hormonlu dememin nedeni, bu rakamlar biliyorsunuz seçim öncesindeki harcamaları arttırıcı, sıcak parayı destekleyici politikaların geçerli olduğu dönemde yapıldı. Bugün artık bunları devam ettirme takati kalmamıştır hükümet. Devam ettirse de etkili olmamaktadır. Çünkü çok ciddi bir güven sorunu yaşanmaktadır ekonomide. Zaten Sayın Albayrak da demiş ki yılın ikinci yarısında bu rakamlarla ilgili olarak bir mutedilleşme göreceğiz demiş. Ama Sayın Albayrak'ın bir lafı benim çok dikkatimi çekti arkadaşlar. Şimdi bakın, bu rakamlar diyor makroekonomik dengelenme politika setini oluşturmayı gerektiriyor. Kim oluşturacak? Siz tek adam değil misiniz artık? Yani saray tek karar alıcı değil mi? Neyi bekliyorsunuz? Yani makroekonomik dengeleri oluşturacak politika paketini oluşturmak için neyi bekliyorsunuz? Niye oluşturmuyorsunuz? Arkadaşlar, Türkiye'nin her yerini geziyoruz. Arkadaşlarımız bu hafta, milletvekili arkadaşlarımız, il başkanlarımızla birlikte yine kendi illerinde ekonomiyle ilgili sivil toplum kuruluşlarını, kanaat önderlerini ziyaret edecekler. Ben açık söyleyeyim. Sıkıntı her geçen gün biraz daha artıyor. Ama dönüp bakıyorsunuz, ortada bu sıkıntıyı aşabilecek gerçekçi bir tedbir manzumesi yok. Bir program yok. Bakınız, genel başkanımız 13 madde halinde yapılması gereken işlerle ilgili önerilerimizi sundu. O gün bugündür bu alanda yapılmış olan hiçbir şey yok. Ben bu nedenle iktidarı bir an önce önlem almaya davet ediyorum. Yani şimdi kucağımızda bir ödemeler dengesi, bir döviz krizi var. AKP'nin çıkarttığı bir kriz bu. Şimdi bundan sonra da AKP'nin bir ülkeyi bankacılık kriziyle karşı karşıya bırakmaması gerekiyor. Yani bu borçlar geri ödenmemeye başladığı zaman bu çok ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkar. Onun için bir an önce ne uygulanacaksa, nasıl bir program uygulamayı düşünüyorlarsa bu programı uygulamaya başlamalılar. Arkadaşlarımızı, bu programları bilen, bu programları zamanında uygulamış,
Bu bir birikimdir arkadaşlar. Öyle bir senede olmaz. Mesela bir genel denge kültürü belli bir kurumda edinilen bir birikimdir. Bu genel denge kültürü olmadan işte bu makroekonomik dengeleme politika setini oluşturamazsınız. Bir an önce bu arkadaşları alın, bu arkadaşlarla çalışmaya başlayın, bu arkadaşlarla birlikte programları oluşturun diyorum. Evet, buyurun. Daha önceki açıklamalarınızda Cumhuriyet Halk Partisi'nin gündeminde bir ittifak olmadığını söylediniz. Hatta altına yine söylüyorlar. Harflerle çiziyorum demiştiniz. Ancak son MYK toplantısında bir ittifak simülasyonu da gündeme geldi ve bu noktada AK Parti'nin bir ittifakı halinde neler yaşanacağı ve İYİ Parti ile bir ittifak kurulması halinde neler değişeceğine yönelik bir dizinin de yer aldığı ifade edildi. Bir görüş değişikliği var mıdır? Cumhuriyet Halk Partisi ittifak düşünüyor mu bu noktada? İYİ Parti ile ya da herhangi bir parti? Hayır arkadaşlar, yani bunu bir kere daha söylüyorum. Bu bir görüş değişikliği değil. Bu bir analiz. Karşı taraf diyor ki biz seçime giderken ittifak yapacağız. Şimdi tabii o da biraz sıkıntılı bir durum ama yani şöyle, nasıl ittifak yapacaksınız? Yasalarda artık ittifak yok ki. Yani yerel yönetim seçimlerine ilişkin ittifak yapma imkanınız var mı? Niye? Gerek de yok. Çünkü bu seçimde millet kendine en iyi hizmet edecek olan adayı seçecek. Şimdi burada adeta bir cephe oluşturulmak suretiyle ve bizi de buna zorlamak suretiyle milletin iradesine, milletin seçeceği adamlara, adamlarla ilgili iradesine ipotek konmak isteniyor. Yani neden bu millet iradesine ipotek konmak istenir? Bunu anlamak mümkün değil, bundan vazgeçsinler. Bu cephe mantığının bu ülkeye hiçbir zaman hiçbir yararı olmamıştır. Bunu yapanlara da yararı olmamıştır. Yok efendim böyle bir şey. Yok efendim böyle bir şey. Yani Seyit Torun'un ağzından diye bir şey yok. Deniyor ki işte Seyit Torun toplantıda bunu söyledi. Seyit Torun'un ağzından bunu duydunuz mu? Yok böyle bir şey. Sonra neye göre bakılıyor? Yani şunu söyleyeyim. Eğer milletvekili seçimindeki şeye göre böyle bir hesap yapılıyorsa bu hipotetik bir hesaptır normalde baktığınızda. Çünkü seçimlerde, bu tür seçimlerde 1 artı 1 2 etmiyor. Arkadaşlar bu konu bugünkü MYK'nın gündeminde yoktu. Ben size bugünkü MYK'nın gündemiyle ilgili konuşuyorum. Kanal D Haber, Merve Toprak. Buyurun. Boya Berberoğlu'nun Sayın Deniz Baykal'la bir görüşme yaptığı hafta sonu yansıdı basına ve bu görüşmede Berberoğlu'nun tutukluluğunun sona erdirilmesi için Baykal'ın bir çağrı yaptığı ama aynı zamanda yargı bağımsızlığı konusunda hükümetin mücadelesini memnuniyet verici bulduğunu, Cumhurbaşkanı'nın da cesaret vermesi gerektiğini söyledi. Hem bu açıklamasını hem de Kurultay tartışmaları ile ilgili iç hesaplaşma artık bitmeli çağrısında nasıl değerlendirirsiniz? Cumhuriyet Halk Partisi şu anda önümüzdeki dönemdeki mahalli idare seçimlerine kilitlenmiştir. İçimizde sürekli bir kavga varmış izlenimi verilmeye çalışılmaktadır. Bu kavga geride kavga yoktur. El ele tutuşuyoruz. Bu mahalli idare seçimlerinde en doğru adaylarla en iyi sonucu almak için yürüyoruz. Çünkü biliyoruz ki bu seçim tek adam, ucube tek adam parti devleti rejimine dur diyeceğimiz, kontrol altına alabileceğimiz son seçimdir. Bundan sonrası çok daha zor olacaktır. Bu çerçevede de yolumuza devam ediyoruz. Diğer konularda tabii onlar önceki dönem genel başkanımızın takdirleridir. Onlarla ilgili izin verirseniz herhangi bir yorum yapmayayım. Efendim,
Habertürk Televizyonu Ömer Topsakal. Sayın Genel Başkan'ın yarın İstanbul'da bir programı olduğu belirtiliyor. MÜSİAD görüşmesi takvimde var mı? Detayında neler olacak? Hangi başlıklar görüşülecek MÜSİAD'la? Var efendim. Yani bütün şeylerle, kurumlarla mümkün olduğu kadar. Biraz önce dedim, geçtiğimiz hafta Ziraat Odaları Birliği'ne görüştük. Ondan önce Türk İş'le görüştük. Bu hafta MÜSİAD'la görüşeceğiz. Bu arada organize sanayi bölgelerini ziyaret ediyoruz. İstanbul'da da bir organize sanayi bölgesinin ziyareti de var aynı zamanda. Konu malum. Yani bu kurumlara niye gidiyoruz ki? Türkiye'nin bu sıkıntılı süreçte neler yapması gerektiği konusunda fikirlerimizi paylaşmak üzere gidiyoruz. Onların da fikirlerini dinliyoruz. Evet, teşekkür ediyoruz arkadaşlar.